yaklaşık bir yıldır uğraştığımız, ortaklaştığımız, bir araya gelip gecenin 12'sine kadar oturup çalıştığımız işi bugün başarmış durumdayız. Önümüzde daha gideceğimiz tabii ki büyük bir okyanus yolu var. Yollar uzun ama diyorum ki ben bir okyanus var. Yelkenlerimizi ilk rüzgarla doldurduğumuz gün bugün. Şöyle biraz geriye bakalım. Kasım ayında, bir sene önce Kasım ayında grup içinde yazışmalarımızda ekosit mi diyelim, yok olmuyor bu Türkçe, hiç anlaşılmaz, nasıl adlandıralım diye, nasıl benimseyelim bunu diye konuştuğumuz, hatta aramızda yok ya böyle de iş olur mu, antibiyotik ismi gibi bu diye görüştüğümüz bir noktada terimin içini, kavramın içini açarak, kendi bilgilerimizle doldurarak, dünyaya entegre ederek geldiğimiz bir noktadayız şu anda. Bir senenin içinde yaptık bunu. Nasıl başladık? Şöyle yine birazcık daha hatırlayalım, hafızalarımızı hatırlayalım. COP26 döneminde Türkiye'den giden sivil toplum kuruluşları, bütün arkadaşlarımız burada pek çoğu, oradan bazı dünyayla entegre olmamızı sağlayacak, bütünleşmemizi sağlayacak bilgilerle geldiler, bağlantı noktalarıyla geldiler. Ve biz kendimizi bu ekokırımın dünyada suç olarak tanınması yolculuğunun içinde görmek istedik. Bu bizim bir seçimimizdi. Bunun üzerine kurduğumuz çalışma grubuyla 20 Mart'tan itibaren pankartlarımızı, dövizlerimizi kaldırmaya başladık bu konuyla ilgili. İşin ilginç tarafı şuydu. Zaten bir hazır bulmuşluğumuz var idi. Zaten oradaydık. Zaten vahşi madencilik için, zaten kıyıların talanı için, zaten orman talanı için oradaydık. Sadece yapılan bu korkunç talanın bir suç olduğunu söylememiştik. Dünya bunu söylüyordu, biz de tabii ki bunu söylüyoruz. Tıpkı bir insanın öldürülmesi gibi doğanın katli de bir suçtur dedik. Baktık yasamıza, avukatlarımız bizimle birlikte bütün bu yargı süreçlerinde her zaman yanımızda olan aktivist yürekli, eylemci yürekli arkadaşlarımız dediler ki bu kendi yasalarımızda, sadece kendi yasalarımız değil, dünyanın pek çok ülkesinin yasasında da öyle hani ağır suç, hiç değil, belki bir basit suç, hatta kabahat, hatta sonunda cezasızlığa varılan, yani bizim hep söylediğimiz doğanın bir sermaye olarak görünmesi, doğanın maliyeti sıfır bir değer olarak işlenmesi sürecine karşı çıkmanın, bunu hukuki bakımdan temellendirmenin bir yolunu bulmak için hep birlikte çalışmaya başladık. Ekokırımın suç olarak yasalarımıza geçmesi sürecinde tabii bunun kendi aranızda özellikle adını koyduğumuz bazı özel eylemleri oldu. Fakat her birimiz eylemlerimizde toplumsala meselemizi ulaştırmakta yine aynı kavramları kullanmaya başladık. Derken biliyorsunuz 3-4 Kasım tarihlerinde uluslararası bir konferans düzenledik. Bu da Türkiye'de ilkti. Birinci uluslararası ekokırım konferansı. Ne yaptık orada? Uluslararası camianın bizim gibi çevre gönüllülerin, onlar çevre aktivisti diyorlar kendilerini Türkçe çevirdiğimiz zaman, eylemcilerin, bu konuda kalbi atan herkesin bir araya geldiğinde yaptığı işleri birinci günde aktardık. İkinci günde ise Türkiye'deki bilgiyi yurt dışında dinlemek isteyen, görmek isteyen herkese aktardık. Bütün bunlar İngilizce, Türkçe çeviri olarak yapıldı hatırlarsınız. Ve bir sonuç bildirgesi yayımladık. Dedik ki biz bunu burada bırakmayacağız.
Sadece geldik, bilgilendik, ondan sonra da evimize gittik. Ne kadar kullanırsak kullandık diye bırakmayacağız. Toplumsal bir hareketin başlangıcı olarak bunu düşünüyoruz. Konferansımızın ikinci gününde hatırlarsınız. Akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, milletvekilleri, herkes vardı. Yine böyle az bir topluluktu ama az olması gerçekten önemli değil. Her birimizin arkasında binlerce, yüz binlerce, konuşmaya başladığımız zaman milyonlarca insan olduğunu biz biliyoruz. Nereden mi bunu biliyoruz? Şu anda bir bakınız, Ocak ayındayız ve üşümüyoruz bile. Yağmur da yağmadı. İşte kapımıza dayanan bu iklim krizinin ele alınma sürecinde ekokırım işte bazen belki kim insanın hoşuna gitmez ama gerçekten de feleğin tekerine sokulacak bir çomak gibi düşünebiliriz bunu. Değişimi sağlayacak bir mekanizma, bir yol öneriyoruz. Yani hangi çözüm dersek gösterebileceğimiz bir elimizde. Evet, yasaları değiştirmeliyiz. Evet, artık bundan sonra sadece insanları öldürmek bir ağır suç olmamalı. Doğayı katledenler de ağır suç işlemiş olarak kabul edilmelidir. Ve bunun gereği yapılmalıdır diyeceğiz. Bu süreçte bu ekokırımın suç olarak yasalarımıza geçirelim çağrımızın yapıldığı süreçten itibaren hukukçu dostlarımız, bizimle birlikte çalışan hukukçu dostlarımız başta olmak üzere her birimiz tek tek yine uzun süren çalışmalar sonucunda Türkiye'de ekokırımın tarifi nasıl bunun toplumsalda sunulabileceği konusunda dizi dizi toplantılar, görüşmeler, akademisyenlerin katkılarını alarak yol aldık. Yani eylemciler bir tarafta, akademi bir tarafta, teoriyle pratik birbirinden kopuk değil bizim işimizde. Tam tersi birbirine eklemlenmiş vaziyette. Aynı şekilde Türkiye'de yapılan bir şey bu yaptığımız, tamamen dünyanın bütün sorunlarıyla eklemlenmiş bir şekilde. Ve şunu söyledim. Pek çok ülke, 30 tane ülke bununla uğraşıyor. Bu konuyla uğraşıyor şu anda. Aldığımız yol içinde, birazdan göreceksiniz. Ben buna geleneksel metodlar diyeyim veya temsili demokrasi diyelim. Başardığımız bir teklifi sol cebimize koyduk. Ama şöyle, bu yetmez dedik. Neden yetmez? Hepimiz biliyoruz ki bugüne kadar yapılmış olan bütün kanunlar, kimisi çok işlerlik sahibi olması gerekirken bile maalesef toplumun kendisi tarafından benimsenmediği için uygulanamaz halde. İşte hem cebimiz sol cebimizde temsili demokrasi hem de sağ cebimizde doğrudan demokrasiyi ortaya koyabileceğimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin yasalarına girmesi için hep birlikte çaba gösterebileceğimiz bir teklif oluşturduk arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz. Tüm toplantılarımız da grupta açıktı. Bu bir başlangıç. Bundan sonra daha da konuyu derinlemesine incelemeye devam edip kendi alanlarımızda yayarak mecliste yurttaşın ekokırım yasası teklifi olarak tartışılmasını ve Türkiye gündeminin artık bugün ulusal kanallarda veya medyada gördüğümüz o bunu yedi, bu bunu kemirdi, bu bunun kafasını patlattı şeklinde saatler 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 süren konuşmalardan çıkıp işte gökyüzüne bakın. Ocak ayında pırıl pırıl bir Mart sabahına uyanmış gibisiniz deyip değişimi başlatacağımız bir sürecin içine
gireceğimiz bir zaman arkadaşlar. İnsan ve çevre konferansı bildirgesidir. 1978'de Washington konsensüsü diye çıkar. Bu da çok önemlidir. 1992 yılında yapılan Rio konferansı dünya için, doğa için dönüşüm noktasıdır. Bu konferansın ismi ise çevre ve kalkınma konferansıdır. Sonuçta tesadüf değildir. 1992 yılında Rio'da 5 tane farklı uluslararası sözleşme imzalanır. Bunların en önemlisi iklim değişikliği, çevre sözleşmesi, biyoçeşitlilik sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler ormancılık prensipleri ki bir sürü ulus devlet tarafından kabul edilmez. Ama bu iklim sözleşme özellikle aslında 1978 yılında kurulan Washington konsensüsünün uygulanması, yani biyoçeşitliliğin ticari olarak alanın açılması, ormancılığın ticari olarak açılması sadece 78 Washington konsensüsü ile ilgili bireysel girişimciliğin serbestleştirilmesi, mülkiyet haklarının, burada sermayenin mülkiyet hakları olarak okuyabiliriz, güvence altına alınması, serbest ticaret uygulaması dünya. İktisadi kararların alınmasında devletin değil, serbest piyasanın hakim olmasında söz konusu. Dolayısıyla bu konsensüs sonucunda dünya maalesef şu andaki geldiğimiz noktada dünya ve özellikle yeryüzü ve doğa metalaştırmalar noktasında, pazar ekonomisi taşımlar noktasında başlangıç olmuş. Bu 1990'larda daha hepsi konuştuk. Şu bilgiyi de derin, çok fazla uzatmayayım. 1982 yılında doğa şartı sözleşmesi yapılır. Henüz daha doğa yapılmamıştır. İki kutuplu dünya vardır, bir baskısı vardır. Özellikle Afrika ülkeleri, Asya ülkeleri Birleşmiş Milletler'de etkinlidir. Zahir Devlet Başkanı Mobutu şunu söyler doğa şartları için. Orman kanunu geçerli olduğu günler bitti. Dünyadaki tüm sorumlu insanların kişisel çıkarları adına dünyayı kirletmek ve tahrip etmek için duraksamayacak, doymak bilmez akbabalara karşı yaşadıkları yer kadar küresel mirası savunmak görevi vardır. Doğa şartında birkaç tane şey daha vardır. İnsanın kendini doğanın bir parçasıdır. Doğa şartında Birleşmiş Milletler'de kabul edilmiştir. Uygarlık doğada kardeşmiştir. Yasanın her türlü, yaşamın her türlü eşsizdir ve insan için değerli bakılmaksızın saygıyı hak etmelidir. Fakat Rio Sözleşmesi bu gerek Stockholm Bildirgesi, gerekse Doğa Şartı Sözleşmesi hiçbirisini kale almaz. Görselimizde olan broşürümüze baktıysanız orada biz hep birlikte şunu düşünmüştük. Yani hani çok büyük çabası var bunu oluşturmakta. Yeni bir sayfa açılıyor diye broşürümüze bakarsanız böyle bir sayfanın açıldığını göreceksiniz. Oradan hareketle ekokırım yasa tanımımızı hep birlikte sizinle birlikte büyük bir heyecanla açalım istedim. Ve bunun içinde en büyük emektar olan, bu işin en büyük emektarı olan sevgili Arif Ali Cankı'yı ve sevgili Barış Erman'ı, ceza hukukçumuz. Artık hangi ünlemler ve şeylerle olabilir bilemiyorum. Hangi sloganlar bu işte olur. Şuradan başlatıp hep birlikte yavaş yavaş açıyoruz. Ceza Mahkemesi kapsamında ekokırımın bir suç olarak tanımlanması ve bütün dünyada en azından
Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taraf olan ülkelerde işlendiğinde kimin tarafından işlendiğine bakılmaksızın, hangi milliyetten kişi o tarafından işlendiğine bakılmaksızın cezalandırılabilecek bir suç haline getirilmesi için çabalar bütün dünyada sürdürülüyor. Burada da çok ciddi anlamda bir perspektif değişikliğini görüyoruz hukukta. Çünkü hukuk her zaman yani hem güçlülerin hukuku olması nedeniyle hem de en arkadan gelen Katar olması nedeniyle yani toplumsal dinamiklerin en arkasında, en geç müdahale eden Katar olması nedeniyle hantal ve şey bir yapı yani nasıl anlanırsa davranılırsın etkisiz olabilecek bir yapı. Bunu biraz tersine çeviren, aynı zamanda insan merkezlikten uzaklaştırıp bunu gerçekten hani insana dokunsun veya dokunmasın fark etmez doğanın ve ekosistemlerin kendi doğal döngüsünü insan müdahalesiyle bozan her türlü geri dönüşsüz zararın mutlaka hesabının sorulması, cezalandırılabilmesi için kişisel, bireysel ceza sorumluluğu getiren ve bunu ağır ceza sorumluluklarına bağlayan bir düzenleme yapılması için dünyada çalışmalar sürdürülüyor. Tabii bunun dünya çapında olması tek başına bir şey ifade etmiyor. Aynı zamanda yerel, bölgesel, ulusal çabalarında buna eşlik etmesi lazım. Bu da bu tür bir çabanın ürünü olarak ben gerçekten alkışlıyorum. Artık yeni bir yaşamın kurulması gerekiyor. Ekolojik bir yaşamın kurulması gerekiyor. Ekolojik yaşamı düzenleyen kuralların da oluşması gerekiyor. Hukukun da ekolojik bir yapıya bürünmesi gerekiyor. Bunun yapılış biçimi de son derece önemli. Yurttaşın doğrudan doğruya yasa yapma faaliyetine katılması güvencelerden en önemli ögelerden birisi olarak görülüyor. Dolayısıyla bu çalışmamız aslında ekolojinin hukukunu, hukukun ekolojisini ya da ekolojik hukukun oluşmasının bir başlangıcı, ülkenin demokratik bir yapıya kavuşması, yurttaşın doğrudan doğruya yasama faaliyetine katılmasının bir başlangıcı olarak görülmesini diliyoruz. Zira EKOKR'ın yasa teklifimiz çokça tartışılacaktır, tartışmalıdır da. Hem toplum tarafından, hem hukukçular tarafından, hem siyasetçiler tarafından çokça tartışılacaktır. Ama bu tartışma aslında yeni yeni kapıların, yeni yeni yolların açılmasını sağlayacaktır bize. Bu bir başlangıçtır. Bu başlangıcı hep beraber yaptığımız için ben gerçekten gurur duyuyorum. Hepimize emeklerimize sağlık. Ben yasa teklifi metnini okuyorum. Bu teklif metnini açıkladıktan sonra yapacağımız toplantıyla belirleyeceğimiz örgütlenme çerçevesinde yurttaşların ulaşabildiğimiz kadar yurttaşa doğrudan ulaşıp ıslak imzasını alarak, ıslak imzayı meclis başkanlığına götürerek bir dahaki dönem yasama meclisinin bunu yasalaştırılması talebinde bulunacağız. Yani aslında yapılacak olan çalışma hem toplumsal bir çalışma hem de bir siyasi çalışma olacak. Yani siyasete de doğrudan doğruya yurttaşın katılımı, yurttaşın talebinin somutlanması açısından somut bir adım olacak. Hepimiz için de kolay gelsin. Hepimiz için iyi olur umarım her şey. Yaşanacak bir dünya için emeklerimize sağlık. Metni okuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları olarak EKOKR'ın suçuna ilişkin kanun teklifimizi gereğin yapılması için sunuyoruz. Madde 1. 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 2. kitap 1. kısım 1. bölümünün soykırım sağlık ve insanlığa karşı suçlar başlığı, soykırım insanlığa ve gezegene karşı suçlar olarak değiştirilmiştir. Ceza Kanunu'nda bir bölüm var. Soykırım ve insanlığa karşı suçlar. Bu bölümde yer almasının uygun olacağını düşündük. Bu bölümün başlığı soykırım, insanlığa ve gezegene karşı suçlar değiştirilmesini öneriyoruz. Madde 2. 5238 sayılı kanun 77. maddesinden sonra gelmek üzere. Aşağıdaki 77A maddesi eklenmiştir. EKOKR'ın suçu maddenin başlığı. Madde 77A. Birinci fıkra.
doğal veya kültürel çevrede insan veya diğer canlıların hayatını tehlikeye atmak, doğal veya kültürel varlıklar üzerine ağır tahribata yol açabilecek davranışlarda bulunmak yahut hukuka aykırı diğer bir fiili işlemek suretiyle bütün bir ekosistemde kısa vadeli telafisi mümkün olmayacak zarara yol açan, yol açma tehlikesi doğuran kişiye müebbet hapis cezası verilir. Ayrıca suçun işlenmesinden elde edilen maddi menfaatler ile bunların değerlendirilmesi veya dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan ekonomik kazancı 10 katı kadar adli para cezasına hükmedilir. Fıkra 2. Birinci fıkrada suçun taksirle işlenmesi halinde ise 15 yıldan az olmak üzere hapis cezası hükmedilir. Ayrıca suçun işlenmesine elde edilen maddi menfaatler ile bunların değerlendirilmesi veya dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan ekonomik kazancı 5 katı kadar adli para cezasına hükmedilir. Üçüncü fıkra, ekokırım suçunun işlenmesi sonucu bütün bir ekosistemde kısa vadeli telafisi mümkün olmayacak zarar meydana gelmişse, fail hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına suçun taksirle işlenmesi halinde 20 yıl hapis cezasına hükmedilir. Ayrıca suçun işlenmesine elde edilen maddi menfaatlerle bunların değerlendirilmesi veya dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan ekonomik kazancı 20 katı kadar adli para cezasına hükmedilir. Dördüncü fıkra, bu suçlardan dolayı tüzel kişiler hakkında da güvenlik tedbirleri ne hükmolunur? Beşinci fıkra, bu suçlardan dolayı zaman aşımı işlemez. Üçüncü madde ve dördüncü madde, yürürlük maddeleri. Bu şekilde bir yasa teklifi hazırladık. Bugünden itibaren imzaya çıkacağız. Yurttaşın yasa teklifi hepimiz için hayırlı olmasını. Ve o sayfayı doldurma yükümlülüğü kendinde olsun. Tamam, buradan başlayalım o bahsediyoruz. Dolayısıyla bunun müebbet hapis cezası verilmesi çok ağır
yani ceza adaletini alır. Ama biz şunu da konuştuk o zaman, ya biz bunu değiştirmeyelim. Cezanın miktarı konusunda toplumda tartışıyorsun. Birisi desin ki onarıcı adalet olsun, hapis cezası olmasın. Birisi müvekked hapis cezası olmasın desin. Bu daha sonraki meclisteki tartışmalara da yansısın. Sonuçta bizim öngördüğümüz, bizim öngördüğümüz bir ceza değil de toplumun genelinde kabullendiği cezanın ortaya çıkması, o çıkacak olan yasanın hem yasalaşmasını sağlayacak ötesinin hem de çıkarsa onu uygulamasını da sağlayacak. O nedenle benim önerim, yani bu da tartışalım sizin sebebim, bunların iptal edilmez. Ama bu şerh koymaya teşvik bağlayacak bir şey yapmak gerekiyor. Bu şekilde meclis başkanlığına sorulacak metinler için şerhli olmasının bir sakıncası yok. Eğer gerçekten yasama organı, yasamadaki bizim temsilcilerimiz bunları tartışmak istiyorlarsa açarlar çuvalların önüne koyarlar. O imza metinlerini tek tek bakarlar. Kimin de itirazı olmuş, şerhli olmuş onlara bakar. Belki o şerhler üzerinden yeni yeni görüşler oluşturur, yeni değişiklik teklifler oluşturabilirler diye düşünüyorum ben. Ya ben bunların iptal edilmemesini düşünüyorum. Ben ama şu sayfaları da yani yüzlerce şerhin olduğu bir karmaşaya dönüştürmememiz gerektiğini de ben kendimi düşünüyorum. Çünkü yanlış yaptım. Şöyle bir teklif yapayım. Şimdi böyle bir metnin 80 milyon tarafından görüşü alınarak yapılması gerekiyor. Ama yaşadığımız toplumsallıklar bu doğrudan demokrasiyi gerçekleştirebilecek bir toplumsallığımız maalesef yok. Ülke 80 milyon. Mesele şu, ekokurul kavramıyla aslında hukuksal süreçte, yani bu toplum ya da yeni bir toplum tahayyülünde sizin her halükarda bir hukuksal çerçeveye metne ihtiyacınız var. Bu metin aslında şunu tartışmaya açıyor toplum önüne. Doğa bir hak öznesi olabilir mi tartışması? Ben cezasına, ona, buna çok fazla şey yapıyorum. Nihayetinde bu metin toplumda doğanın insan merkezi değil ya da sermaye merkezi değil, doğa ve insan merkezi bir noktadan bir hukuksal çerçeve, sistem, tahayyül kurulabilir. Biraz önce giriş konuşmamda bilerek yapmaya çalıştım. 70'li yıllar, 80'li yıllar. Egemenler, sermaye grupları kendi hukuk sistemlerini oluşturmuşlar ve şu anda tüm dünyada bu hukuk sistemini öyle ya da böyle ulusal ve uluslararası çerçevede uyguluyorlar. Dünya halkları ve Türkiye halkları kendi yasasını yaparak yeni bir ulusal sürecin içerisine girebilir. Mesele bu. Dolayısıyla bu metin önümüzdeki süreçte şöyle bir hiç kimsenin tarihi yok. Yasalaşacak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kabul edilecek. Bulunduğumuz sokaklarda, bulunduğumuz sistemde böyle bir tahayyül de yok. Ama biz kendi tahayyül dünyamızda doğa-insan ilişkisini, sermaye lehine olan tüm ilişkileri doğa ve insan lehine nasıl çevirebilirizin aslında tartışmasını ve konuşmasını yapmaya başlıyoruz. Yani bugün bu topraklarda, şu anda bu salonda doğa hak öznesidir. Bu bir önermedir. Ve ciddi bir önermedir. Hak öznesi olma noktasında bunun içerisine siz insanı da koyabilirsiniz. İnsan merkezli, patriarkal düşüncenin kırılması gerektiği, bütün patriarkanın, neoliberalizmin, doğayı sömüren anlayışının yok edilmesi gereken bu anlayışla o yaşadığımız evrenin, dünya görüşünün, dünyayı kavrayışımızın değişmesi gerektiği bir dönemde bunu önceleyen, bunun gerekliliğini ortaya koyan bir kavramla bu yurttaş ekokırım yasasını yapıyor, imza kampanyası başlamış oluyor. Bu anlamda çok çok değerli. Çünkü bu zihniyet değişikliğini yapmazsak iklim krizinin de ekolojik krizinin önüne geçme şansımız yok. Bunu hepimiz biliyoruz. İkincisi, gerçekten doğanın bir hak öznesi olması gerekliliğinin de burada vurgulanması çok değerli. Bu
kavramsal olarak her ne kadar gezegene karşı suçlar dense de bunun belki metinde biraz daha vurgulanması, bu şekilde doğanın bir hak öznesi olarak kabul edileceğini anlatılması çok kıymetli olur diye düşünüyorum. Diğer açıdan da eğer yurttaş yasasını yapıyor diyorsak buradaki örneğin şerhleri yazan dostların buraya çıkıp onu neden yazdıklarını açıklamalarının da çok değerli olduğuna inanıyorum. Belki imza kampanyası başladığı zaman şerh koyarak imzalamak gerçekten bu metnin kabul edilirliğini olumsuz etkileyebilir. Altına da not düşünmeli o halde. Hani buna şerhlerinizi lütfen bir de şu adrese gönderin şeklinde. Ama şu an burada olan insanlar şerh koyduysalar bunu lütfen açıklasınlar. Kendi adıma ben bunu bilmek ihtiyacı içindeyim. Çünkü eğer adı yurttaş yasasını yapıyorsa bu anlayışın ve bir çünkü ikinci önemli yanı gerçekten çok değerli bir şey. Merkeziyetçi siyasi yapının da değişmesi gerekliliğini ortaya koyduğunuz, dün de çok vurgulanan katılımcı demokrasinin yolunu açan örnek bir çalışma başlatılmış oluyor. Ama öncelikle bu katılımı kendi aramızda sağlamamız gerekli diye düşünüyorum. Evet, herkese açık yapıldı toplantılar ama herkes o toplantılara katılamadı, o tartışmalara katılamadı. Aynen böyle bir şeyler var. Onları ben dinlemek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Herkese merhaba. Öncelikle yine herkesin emeklerine sağlık diliyorum. Çok önemli olduğunu düşünüyorum ben bu çalışmanın. Bir parçası olmaktan da ufacık olsa bir destekleyebilsek mutlu olduğunu da belirtmek istiyorum. Dernek olarak ve hepimiz olarak. Yalnız ben aslında ilk açıklarken size sunulurken bir iki soru sormak istediğimi söylemiştim. Düşüncelerimi ifade etmekten ziyade iki tane kısacık sorum olacaktı. O bağlamda bırakmayı kaldırdım. Birinci sorum şu. Gerçekten bu yasa tasarısı, önerisi doğaya karşı yapılacak olan kıyımın cezalandırılmasını önlemek adına çok kıymetli diye düşünüyorum. Yani sizin dediğiniz gibi hak bilgisi sayılmasını sağlaması adına. Ancak oradaki rakamlar, yani rakam derken müebbet hapis ağırlaştırılmış, yani niyete müebbet hapis, fiiliyata ağırlaştırılmış müebbet hapis, keza bu vesaire takım çok ciddi yaptırımlar var. Bu yaptırımların hani sonuçta caydırıcı olması anlamında tabii ki olabilir, olmaz değil ama uluslararası diğer şeylerde değil, yasalarda veya tasarılarda ne şekilde konduğunu merak ettim. Yani orada da bu şekilde uluslararası çalışmalarda müebbet hapisler veya ağırlaştırılmış müebbet hapisler var mıdır? Yani bu kadar ağır mıdır yaptırımlar? İkinci olarak şunu merak ettim. Asıl sorun, şimdi biz mesela somut bir örnekten, atıyorum Kaz Dağları'nda, atıyorum Giriş'ten somut bir örnek alarak, siz hukukçu arkadaşlarınızın, dostlarınızın, çünkü burada birey var. Yani kişi şunu yaparsa, kişi bunu yaparsa vesaire vesaire. Bir de madde var gördüğüm kadarıyla. Tüzel kişiliklerde bir şekilde etkilemiyor ama sistem nedir? Yani ben eğer bu yasalaşmış olsa, şu an bir hayal bile olsa hedefimiz bu. Ama 10 yıl oldu, ama 20 yıl oldu, ama kafa ödeme oldu vesaire oldu. Hayata geçtiği takdirde bir çalık olayı atıyorum ya da bir anagold nasıl işleyecek bu? Yani ben şans olarak gidip oranı yakarsam aminler nasıl bir ceza alacağımı anlıyorum. Ama ve lakin beni azmettiren tüzel kişi, kocaman sermaye şirketleri bu yasadan nasıl etkileyecek veya bu yasanın caydırıcılığı onlara nasıl yapacak, yönelecek diyeyim. Bu konuda somut bir açıklama rica ediyorum ki ben ancak o zaman yasayı anlayabiliyor olacağım icrasını, fiiliyatını öğrenmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar, Meltem'in bahsettiği gezegene karşı suç kavramı, gezegene karşı suç bir genel bir kavram. Onun yerine doğaya karşı suç da denebilirdi. Ancak gezegene karşı genel olması açısından tercih edildi. Zira soykırım ve insanlığa karşı suçlar diye bir bölüm var. Ona bir ek yapmamız gerekiyordu. 77 A'nın denemesine yönelik gezegene karşı olan
gezegene karşı kavramı bizim meramımızı daha iyi karşılayan düşüncesi gezegene karşı. Yani bir anlamda insanın dışındaki diğer varlıklara veya canlı cansız varlıklara gezegenin kendisine yapılan suç olarak değerlendirdiği için biraz genişletmeye çalıştık. Ama evet, ceza miktarları ağır. Evet, bunu biraz önce söyledim. Bu ceza miktarları aslında bunun bu suçun ne kadar ağır bir suç olduğunu gösterilmesi açısından miktarlar. Ama şunu da öngörmek gerekiyor. Evet, her ülkenin ceza kanununa farklı farklı uygulamalara farklı farklı cezalar vardır. Türk ceza kanununda insanı öldürme olarak baktığınız zaman insanı öldürme zararlı meydana gelmesini insanı canavarca öldürme karşılığı olarak ağırlaştırılmış verdiği hapis cezası dedik. Tehlike suçu niteliğinin birinci fıkrada daha henüz zarar meydana gelmemişse bile ömür boyu hapis cezası dedik. Evet, o miktar ağır ama tehlike suçlarının en özelliği tehlikeyi önlemek açısından, zararın çıkmasına önlemek açısından önemlidir. Şimdi ekosisteme verilen zararın geri dönüşümün mümkün olmayacağı için bunun önemini kavratmak, önemini anlatmak açısından bu ömür boyu hapis cezası, müebbet hapis cezasını yazdık. Bu ceza verisinin diye bir herkesin kendi yok. Ben şahsen bana göre de yüksek bir ceza, büyük bir ceza. Ama bu başlangıç olmasının tartışılması açısından önemli. Biz bu tartışmayı şöyle yürütebiliriz. Zarar meydana gelmesini önlemeye amaçlayan bir düzenleme. Zararın meydana gelmesinden sonra yani idam etseniz bile o insanı iyi diye getirince ki zaten idama karşıyız. O yüzden amacın önleme olduğu, tehlike suçu olarak önleme olduğunu kurgulayarak onun tartışmasını sağlayabiliriz diye düşünüyorum. O nedenle yani miktarlar, ceza miktarları bakımından çok dikkate almak gerekiyor. Bu aynen böyle savaşacak gibi bir şey yok. Yani buna imza atan yurttaş, ben buraya imzayı attım ama bu müebbet hapis cezası olmaz, 15 yıl olmalı falan filan gibi tartışmaya başlayabilir. Meclisi zaten bu tartışmaları yansını tartışacak, ona göre düzenleme yapar. Yani biz bunu müebbet hapis cezası düzenledik deyip de vicdan azabı çekmemizin gereği yok. Bu tartışmayı yaratacak bir metin olarak düşünüyorum. Peki, teşekkür ederiz. Ben bu. Halit Hoca'nın ilk söylediğine katılmıyorum. Şöyle ki,
Yani bu imza föylerinde toplayacağımız imzalarda şehrin olmaması lazım. Yani şehr olsa, yani biz bir düşünceyi ifade ediyoruz. Bu düşünceden dolayı şu imzanı istiyoruz. Sen buna katılmıyorsan imza vermezsin. Veya bu cezayı çok mu ağır buldun, başka bir şey hazırlarsın, sen de yurttaş olarak yasa teklifini örgütlersin, öyle verirsin. İki, şimdi biliyorsunuz, yani birçok arkadaşım biliyordur, değişik meslek gruplarından gelmişti. Bizim eskiden işçi sağlığı, iş güvenliği diye bir güzel şeyimiz vardı, yasamız vardı. Arif Hocam da bilir. Şimdi orada bilmem kaç yılında çıkmış bir yasa, 50 lira, 25 lira, o gün çıktığı günden itibaren çok yüksek karaladı. Ama 30 yılı sonra o 25 lira, 50 lira, 100 lira da yani sokakta bir dinleneceği vermeyeceğim paralar gibi durmuştu. O açıdan ben bu cezaların çok yüksek olduğunu inanmıyorum. Şöyle ki, yani bir yaptırım gücü olsun bu cezaların. Tabii bu meclise gidecek, meclis komisyonundan geçecek, orada biz olmayacağız büyük ihtimalle. Belki bir temsilcimizi alır ama o komisyonlarda bu çok farklı biçimde şekillenip çıkabilirse şayet, çıkabilirse. Yani maddi gücümüz ne kadar hissettirebiliriz o mecliste, bir de ona bağlı. Bir üçüncü söyleyeceğim nokta da şu, biliyorsunuz biz Akdeniz'de çok ciddi bir direniş içerisindeyiz. Yani bir istimlakla karşılaştık, yeni istimlaklar yapmak istiyor. Aslında istimlak da denmez, devlet yaparsa bu istimlak olur. Şirket o arsaları, tarlaları, zeytinlikleri almak istiyor. Biz bir zeytin yasasına dayanarak orada bir mücadele başlattık. Ekokır'ın kavramıyla ülkede birçok insanın karşılaşması, tanışması çok önemli. Onun için bu başlatılan kampanya, bugün başlatılan şeyi çok önemsiyorum, çok önemli buluyorum. Ve burada zaten eğer biz milyonlarca imza hedefliyorsak, bunun çok homojen olmasını bekleyemeyiz. Bu homojen olmama durumu bu sürece de yansıyacaktır diye düşünüyorum ve buraya geçiyorum. Esas olarak böyle bir kampanyanın çok önemli bir olanak yarattığını, çok ciddi bir potansiyel yarattığını önümüzde bunun altını çizmek istiyorum. Yani şimdi yeniden bir kez bu çıtanın çok yukarı konması çok önemli. Milyon da demiyoruz, milyonlarca imzayla meclise gideceğiz diyoruz. Bu çok iddialı bir şey. Benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de en yüksek, farklı olabilir ama Güven Park kampanyası ıslak imza olarak 60 bin imza topladı. Dünyada benim duyduğum en fazla Manuel muydu? İspanya'da ama ismini doğru telaffuz edemiyorum. 650 bin ıslak imza topladı. Yani daha fazla olabilir ama biz milyonlarca imzadan bahsediyoruz. Bir kez bunu hedef olarak önümüze koyuyor muyuz? Hepimiz burada hemfikir miyiz? Bu çok önemli. Buradan itibaren başlamak durumundayız. Bu şu anlama gelir. Biz önümüzdeki dönemde bu ülkedeki yüzlerce, neredeyse binlerce artık oluşmuş çevre ve doğa, ekoloji mücadelesi veren birçok yapının seferber olması ve aynı amaç için yaptıkları öbür faaliyetlerini hatta seferber olması anlamına gelir. Onun için yani il bazında örgütlenmek durumundayız. Bu broşürlerden yani binlerce bastırmak zorundayız. Bunları bütün her yere ulaştırmak zorundayız. O imzaların hepsini değerleyip toplamak zorundayız. İşte sosyal medyadaki hesapları düzgünce takip edip muhalefet şerhleri ya da işte itirazlar geliyorsa onlarla zengin bir tartışmayla bir yandan sürdürmek durumundayız. Ama önemli olan bütün bunları nasıl örgütleyeceğimiz. Yani tek tek şunu bana heyecan veriyor açıkçası. Yani birçok insana tekrar gidiyorum ve gittiğim her insanın imza vereceğine bir inanıyorum Türkiye'de. Çünkü ya ben hukukçu değilim, onu söyleyeyim öncelikle. Yasa tekliflerinde aynı görüşteki insanların bir araya gelerek hukukları örgütlemektir. Bir önerilir. Aynı görüşteki insanların kendi içerisinde şerh koyması mantıken çok örtüşen bir durum değil. Onu özellikle ifade etmek istiyorum. İkincisi de yasalar genel olarak da önleyici mantığa dayalı olarak kurulukları için belki de siz burada en uç cezayı öngörerek bir mantığı ortaya koymaya çalışıyorsunuz. Ve zaten burada doğaya karşı işlenen her suçun da karşılığı müebbetle cezalandırılmayacaktır. Çünkü genelleme ve diğer açıklayıcı unsurlar da zaten yasanın mantığı da ortaya konulacak. Belki de burada Kanal İstanbul projesinin de görüşüldüğü, düşündüğü noktada bu müebbet kavramını
çok da büyük bir ceza olmadı, anlaşılacaktır diyorum. Yine bir videoyla gerekçeli mantıkları açıklanıp ise örgütlenmeye yardımcı olabilir. Bir de şerh konusu, yani sanki tekrar baştan başlanacakmış gibi bir mantık ortaya çıktı. Sizin o söyleminizle tekrar tartışalım dediğimiz zaman ben bunu şu anki noktasındayım. Önceki süreci bilmeyen birisi olarak söylüyorum. Eğer bizler şerh koyup tekrar maddenin içeriğini tartışmaya başlıyor ise o zaman böyle bir maddeyi yeniden düzenlenecek ve şu anda imzaya başlamanın da bir mantığı kalmayacak. Bence burada önceden tartışılmış ise bu konu, görüşülmüş ise yeniden tartışma, görüşmeye açma, tekrar başa almanın çok faydalı olabileceğini de düşünmüyorum. Tabii sizler hukukçu olarak bunun ayrıntılarını daha iyi biliyorsunuz. Ben söyleyeceklerim de bu kadar. Örgütlenmede de en iyi şeyin yine dediğim gibi maddenin içeriğinin açıklamasından geçtiğini, artı bütün lokal yerel örgütlere de onunla ilgili bilgilendirmeler yapılması, özellikle bölgesel anlamda toplantılar yapılabilirse bu tarz küçük bir katılımla da olsa daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Evet. Teşekkür ederim. Tartışılmasın diye antidemokratik bir söylem getirecek tabii ki ağırlığınca. Fakat bu amacımız Eko Kırım'ın suç olarak taliplerin yasamıza geçmesi ve bir yurttaş anayasasının çıkması üzerine. Onun dışındaki bütün tartışmalar zaten tartışmaya gelecektir yani. O konuda hiçbir endişemiz olmasın. Söz devam edecektir. Biz hocamın dediği gibi örgütlenmeye özellikle hani şu aldık bunu şimdi ne yapacağız sorusuna odaklanırsak çok iyi olur diye düşünüyorum. Peki ben kısaca bir bilgi vereyim. Bu süreç yani grup metni oluşturulmaya kadar buradaki hastalarla bilgi vermek üzere ne kadar demokratik bir yol izlenir sorusu haliyle sorulabilir. Süreç şöyle işledi. Ekonomik çalışma grubu her hafta Perşembe günü toplantılarında konferans kararını hayata geçirmeye karar verdi. Sonuçta böyle bir metnin ortaya çıkmasının sorumluluğunu hukukçu hukuk tarafı aldı. Özellikle ceza hukuk tarafı aldı. Sonuçta böyle bir metin çıktı ve metin ekokarım çalışma grubunda paylaşıldı. Bir sorun yaptı hukuk tarafı, o kadar. Süreç buydu. Sırada vurgulanmaya çalışılan şey şu, mücadele daha yeni başlıyor, bu metin son hali değildir, toplumsal tartışmayı açıyor en önemlisi de bu topraklarda ilk kez yurttaş kendi hukukunu oluşturma anlamında kendi yasa tasarısını meclise veriyor ve çok önemli bir konu üzerinden meclise veriyor. Bu anlamda bu sürecin buraya nasıl geldiği noktasında paylaşmış olayım mı? Bu iş hukuksal bir alan. Sonra da ifade ettiler. Daha sonra bu ne kadar değişikliğe uğrayacak. Önemli olan şimdi bizim burada böyle bir metinle kamuoyuna çıkmamız. Bunu kutluyorum. Emeklerine sağlık diyorum. Diğer bir konuya gelince bizler yerel alanda mücadele verirken mahkemelerle bu hükümlerliği olan ceza kanunlarıyla veyahut da mevcut yasalarla mücadele verirken en takıldığımız nokta hukuksal zemin bulamıyoruz. Mesela bugün Elbistan'da adli kantinlerin kapatılması için hukuksal zemin yok. Oradan buradan yürütükleyerek, aralardan girerek, üstten alttan yoklayarak bir hukuksal zemin oluşturmaya çalışıyoruz. Açamıyoruz çünkü mevcut mevli kanunlar belki çet raporlarını bilen tartışmaya açmaya müsait, hukuksal zemine müsait ama çalışan bir termin santralini kapatmak için bir hukuksal zemin bulamıyoruz. Böyle bir yasanın hangi şekliyle kabul edilirse edilsin bir hukuksal zemin oluşturacağını düşünüyorum. Bu noktada yerelde her birimizin imza kampanyalarıyla bunu çoğaltarak meclisin taşıma gerektiğini düşünüyorum. Hepinizi seyrediyorlar. Evet, sevgiler öncelikle hoş geldiniz arkadaşlar. Ekonomik çalışma grubumuz uzun süre devam eden
yıldızca mavi yamalarda keyifli ve umutlu geçen Ekokan'ın çalışmalarımızı bu bir spa startını verdiğimiz için hem mutluyum hem ülkemiz adına çok mutluyum diyebilirim. Bizler bundan birkaç önce Gazhane'de, Bakıköy Gazhane'de 6 gün süren uzun soluklu bir uluslararası Ekokan'ın konferansına dahil olduk. Ve orada edindiğimiz deneyimlerimizle birlikte bu sürece kadar geldik. Ben bizim sunmuş olduğumuz yasa teklifini şerh eden arkadaşımıza şunu hatırlatmak istiyorum. Yaşadığımız coğrafyada, yaşadığımız ülkede 12 yaşında bir çocuğun açlıktan dolayı kırımdan çaldığı ekmek sonrası 13 yıl hapis cezası uygulanan bir ülkede, dünyanın katledildiği, ülkenin altın üstüne getirildiği, doğanın tavan edildiği, insanların geçim alanlarının, tarlalarının tavan edildiği ve insanların nefes kaynaklarının, oksijenlerinin bitildiği, genç neslimizin kanser oranlarının çoğaldığı bir ülkede bizleri bu suç cezasıyla, suç duyusuyla birlikte kişiler veya kurumlar veya şirketler üzerinden insanların müebbet hapsini istediğimizden daha doğal ne olabilir diye buradan kendisine yöneltmek istiyorum. Tabii şu da bu süreçleri benim kızım da alakalı olduğu için belki şunu da ilave edebilirim arkadaşlar. Bu süreçlerinde bizler anayasaya, yani içinde bulunduğumuz bu süreci Ekokan'ın suçudur, anayasada yeri olmalıdır şiarıyla birlikte bir anayasa taslağı oluşturduk ama bizim için en önemlisi ne de biliyor musunuz? Türkiye'de, Bolivya gibi Ekokan'ın suç sayılır anayasada yerini almasıdır ve dolayısıyla sonrası çorap türkü gibi kendiliğinden gelecektir diye umut ediyorum ve hepinize teşekkür ederim. Halk için, halktan toplanması olduğu kadar aynı zamanda kurumlara da getirilmesi çok önemli. Yerel tüm sivil toplum kuruluşlarına, barolara ve bunun diğer odalara, özellikle akademik odalara iletilmesi ve bunun talibini yapacak birinin olması lazım. Ve bence burada yani her ilde en az bir kurumsal temsiliyet ya da bir kişisel, bireysel temsiliyetin görev üstlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bu da işte illerden bütün en azından bütün Türkiye her ilde imza geldi diyebileceğimiz bir milli hareketi yaratır diye düşünüyorum. Bunun dışında bu imza kampanyasını yerelde anlatmak için, özellikle halka anlatmak için çok şey var, önemli gerekiyor. Orada her türlü soru soruyorlar. Burada o yüzden alacağınız bilgi, bu tartışmanın çok önemli olduğuna inanıyorum. Çünkü çok inanmadığımız yerlerden sorular soruyorlar. Yani hiç bilgisi yok, düşünmediğimiz yerden sorular soruyorlar. O yüzden buradaki herhangi bir maddeye, ya bunu niye böyle olmalı bir plan deyince biz acı hiç düşünmediğimiz şeyi yanıtlayamıyoruz. O zaman da imza atmıyor. O yüzden bilgilendirmemize çok önemli bir tartışma yapmayı keşke daha önce yapsaydık kimsenin dediği gibi. Ama hani benim de sorularım var aslında. Buna birkaç tanesine her şey yapacak. Şart konulması ikinci ilk yaratıyor. Çok önemli. Lütfen hani hiç şey olmasın. Çünkü bize biz mesela Türkiye Büyük Meclisi'ne ilettik imzalarını. Oradaki işte imzalarda işte çok basit şeylerden imzaları saymadılar. O yüzden bir yandan bunu Türkiye Büyük Meclisi'nde yaşadık. Sonuç olarak şu da sormak istiyorum. Sevgili Aydın Canlı'ya. Kişilerin kamu hakkı mahkumiyeti konusu bu konuda bu yasada yer alabilir miydi? Birinci sorun bu. İkinci sorun 15 yılında şirketlere yakın olarak ve konulaştırarak bir süreç yürütüldü. Bunun gibi bir süreç şirketlere yönelik Ekokan'ın için yer alabilir miydi? Üçüncü sorun da Ekokan'ın bağımsız bir kanun olarak çıkartılamaz mı? Yani aslında madde bir kanunun içine koyduğumuz zaman bu maddeleri iptal etmek çok daha kolayken Ekokırım adında bir kanun olsaydı, olumsuz bir kendi yapıları bir kanun olsaydı bunu yok etmek, iptal etmek hani daha da zor olurdu. Mesela bir başka daha işte şey bir hükümet geldi. Bir faktör. Toparlayabilirsiniz. Bu olmaz mıydı diye düşünüyorum. Bu ilk koordinasyon önerisine ben de katılıyorum. Ben İstanbul üzerinde bunu konuşayım. İstanbul daha iyi biliyorum. Bu koordinasyonu hak edebilen bir yerde idare edilmesi anlamında
ve şeyde kurumlar da çok önemli bir tablo. Ve onları hak eden o koordinasyonun içinde görev bölümü yapıp o kurumları ziyaret etmemiz lazım. O kurumlarda işte odalar, makine mühendisleri, elektrik mühendisleri, odası vesaire, oralar, Tabipler Birliği ve sendikalar. Belki onlara birebir gidip bir heyette yönetim kurumlarından biri olup o mevkimimizi bırakıp onlardan yardım etmeler isteyebiliriz. Ve sonra tekrar onları imzaları toplamaya gitmemiz lazım. Yani bu koordinasyon, bu görevi, görev paylaşımı da insanlara verip sen şuraya git, sen şuraya git derse başarılı olur diye düşünüyorum. Yani biraz da saçma gelecek ama son söyleyeceğim. İşte ben bu imzaların biraz sembolik olduğunu düşünüyorum. O yüzden bizi en zorlayacak şeyler özellikle startlarda, yani açık alanlarda yaptığımız imzalarda bize bu TC numarası istemek problem yaratabiliyor. Eğer sembolik vereceksek, bilmiyorum tabii ki onu şeyler karar verebilir. Kaçınma imkanımız varsa TC yerine telefon alalım diyoruz. Zaten birçok başımıza da geldi. TC olan yerlerde de insanlar oraya telefon numarası yazıp geçiyor. Biz de bir kontrol edemiyoruz. Böyle bir şey sakıncası yoksa TC'yi çıkartalım diye öneriyorum. Ama tabii resmiyeti ne olur hukuksal olarak bilemiyorum. Bu kadar, teşekkürler. Teşekkür ederim. Bu noktada bir yani sürdürsün. Şimdi TC kimlik numarası aslında çok düşündüğünüz gibi çok gizli bir numara değil arkadaşlar. Artık her yerde var. Dolayısıyla adresimizin bir parça, adresimiz gibi oldu. TC kimlik numarası verilmesinde hiçbir sakınca yok. Verilirse aslında işin ciddiyeti açısından belli olur. Ama TC kimlik numarasını vermek istemeyen insanı zorla ver diyemeyiz. Ona da işte o zaman siz telefonunuzu yazın diyebiliriz. Onu da biz, o da bir bizim yaptığımız işi zayıf yazacak bir şey olmaz tabii ki. Ama TC kimlik numarası olursa tabii daha ciddi görünüşü olur. Yıllar önce böyle işte 21. yüzyılın iki sloganı var, kadınsız devrim olmaz denildi ve literatürümüzde bunu soktu. Şimdi de ekolojisiz devrim olmaz ve bu 21. yüzyılın iki sloganı bu. Ve bunun için, bunun bir parçası olduğum için ben de çok mutluyum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İmzaya gelince de şöyle, gerçekten tabii ki meclise ulaşsın, konuşulsun, teklifler dışında, bunların önemi dışında mahallede anlatarak imza almak ve bunu, bu fikri insanlarla konuşmak çok önemli. Çünkü biz çok imza toplamış bir mahalleyiz. İşte mahalle hazırlığı, mahalle bağlantısı için bunu yaptık. Mahalle bağlantısı olarak da bir türlü yere destek verdik bu konuda, hem imza hem eylemler konusunda. İki yıldır da bizzat masada imza topluyoruz biz mahalle bağlantısını korumak için. Masa çok önemli, iletişim çok önemli. Bunu yaygınlaştırmak için mahallelerde uzun süreli masalar ve imzalar, ben bunu çok önemsiyorum çünkü imzaların zaman zaman şeye bile, boşa bile gittiğini düşünen insanlara da bunu anlatıyorum. İletişimin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bir de imza için, bu kampanya için mahallemizde ufak çaplı ya da geniş çaplı nasıl olsun hem imza toplayıp hem söyleşiler yapmayı da öneriyorum ben. İmza ile birlikte giderse bu. Anlatmak, kavratmak ve çünkü ilgi çok yapabileceği gerçekten bunu valideba da işte masada imza toplarken ya da anlatırken çok hissettim. Gençler de çok, sosyal medya ayağı da çok önemli ama gençler de buna çok ilgi gösteriyorlar. Önemli olan gençleri de, önemli olanlardan biri de gençlere katmak diyorum. Benim önerilerim bunlar. Herkese teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Yani vade bazı savunmasına öneri olarak yani güzel, ben ve bazı arkadaşlarımızla da götüreceğiz.